Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün derin bir ders çalışma ve hedef belirlemeyi konuşacağız birlikte. Birçoğunuz ders çalışıyorsunuz, bu noktada bunun gereklilik olduğunu farkındasınız. Fakat bunlar çalışmayla ilgili, çalışmanın başlangıcı, sürmesi veya sonucu ile ilgili çeşitli problemler yaşıyoruz. Bugün çalışma nedir, verimli çalışma nedir, bir çalışmadan verim nasıl en çok alınır? Bunun üzerinde duracağız. Çünkü daha iyi bir amaç için çalışıyoruz sonuçta. Öncelikle az önce söylediğimiz gibi birçok şikayet duyabiliyoruz ders çalışma ile ilgili. Bunlar ders çalışmaya başlamada güçlük çekme, işte oturamıyorum bir türlü dersin başına gibi bir şikayet oluyor. Diğer taraftan ders çalışırken etrafta çok ilgileniyorum veya aklım başka bir yerde oluyor, çabuk dağılıyorum gibi ders çalışma esnasında konsantrasyon problemi oluyor. Bir kısmı da çalışıyorum, çalışıyorum, çok çalışıyorum, çok çalışıyorum ama olmuyor diye sonuçla ilgili şikayette bulunuyor. Bunun başlıca nedenleri birçok neden var. Bunlarla ilgili önemli gördüğümüz kısımdan birincisi, en önemli kısım, amaçsız çalışma. Neden çalışmamız gerektiği konusunda tanımladığımız, inandığımız ve ulaşmayı nihai hedef haline getirdiğimiz bir amacımız yoksa çalıştığımızda nereye varacağımızı göremiyoruz. Bu anlamda bizi başlangıçta ya da sürecin içerisinde yılgınlığa uğratabiliyor. Diğer taraftan plansız ve programsız çalışma, sabit çalışma yeri edinmeme, yatarak uzanarak çalışma, kaynaklardan yeteri kadar yararlanmama, ki bu son söylediğim bilgiyle artık çok büyük bir sıkıntı. Boyumuza kadar kaynaklar var etrafımızda. Her yer kaynak, hem online hem kitap şeklinde çok kaynağa kavuşabiliyoruz. Derslerden korkma, anlayamadığı dersi bırakma, dersle ilgili ön yargılar ve bunlarla ilgili daha çoğaltılabilir maddeler var. Özellikle bu derslerden korkma, anlayamadığı dersleri bırakma durumu genelde şu olabiliyor arkadaşlar. Hoşunuza giden yerden ve çözebildiğimiz sorulardan devam ediyoruz. Mesela bugün 100 soru çözeceğim diye bir hedef koyuyoruz ki o bile ihtiyacınıza bağlı olarak değişebilecek bir şey. Yani 100 soru sabit gibi bir şey değil başlangıç olarak. Burada çözdüğümüz soru eğer bildiğimiz yerdense zaten farklı bir şey katmamış oluyoruz. Burada odaklanmamız gereken şey bilmediğimiz, anlamadığımız, bu noktada sorun yaşadığımız yerleri halletmek. Aslında problemlerimizi ortadan kaldırmak. Yoksa diğer türlü sadece kendimizi tatmin etmeye dönüyor durum. Verimli ders çalışmak, sadece çalışmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri göz ardı etmek değil arkadaşlar. Çalışıyorken her şeye zaman ayıracaksınız. Hem günlük yaşamınıza, hem kişisel yaşantınıza, hem eğlencenize. Bu noktada tüm amacınız ders çalışma değil. Ders çalışma sizin hayatınızın bir alanı, bir parçası ve bu parçanın içerisinde siz diğer alanları da görmezden gelmeyeceksiniz. Programlı ve planlı çalışacaksınız. Hedef belirleyen kimseler için ders çalışmak, az önce ilk başta belirttiğimiz gibi bir amacınız varsa, bir hedefiniz varsa zaten zor değil. Fakat ders çalışmayı zorlaştıran birçok neden var. Bunlar hedeflerin, amaçların belirlenmemiş olması veya farkında olmama bu nedenlerin. Önceliklerin belirlenmemiş olması. Benim önceliğim ders çalışmak mı yoksa eğlenmek mi? Benim önceliğim ders çalışmak mı, diziyi izlemek mi? Benim önceliğim ders çalışmak mı, kafede oturmak mı gibi. Kayıpları fark edememe. Çünkü durum şu arkadaşlar, hiçbirimiz başarısız olmak istemeyiz. Bu noktada hep aklımızın bir köşesinde şu var: bir gün halledeceğim ben. O yüzden kayıpların sonuçlarını şu an görebilsek, mesela bugün çalışmadık, bugünkü kadar eksik kalacağımızı görsek, bu noktada zaten önlemimizi alırız. Fakat kaybı göremediğimiz için kayıpları fark edemiyoruz. Bu anlamda aslında gitgide
gelecekteki hedefteki ulaşmamız gereken yerden hedef sapmasına uğramıştır. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Programları hazırlamadan önce hedeflerimizi belirleyeceğiz. Bizim hedefimiz ne? İşte bugünkü hedefimiz ne? Bu haftaki hedefimiz ne? Bu ayki hedefimiz ne? Bu dönemki hedefimiz ne? Bu yılki hedefimiz ne? Ve nihai hedefimiz ne? Bu noktada akademik kısımla ilgili sıralı hedefler belirlememiz lazım. Bu hedeflere adım adım gideceğiz. Önceliklerimizi sıralayacağız. Başarılı olamam, başaramayacağım gibi olmuş telkinleri bırakacağız. Çünkü bu sistem, Türkiye'deki hiçbir sistem sizin zekanızla ilgili bir sistem değil. Zekanızı ölçen bir sistem değil. Ortalama zekaya sahipsek, konuştuğumuzu birbirimize anlayabiliyorsak tamamen geri kalan çalışmaya dayalı bir sistem. Ne kadar emek sarf edersek o kadar başarılı olacağımız bir sistem. Ve bu yüzden ön yargılarımızı kırmamız gerekiyor. Amacı olmayan bir kişi niçin ders çalışması gerektiğini açıklayamaz. Çünkü niye çalışıyorum, sonunda ne olacak? Bunların cevabını bulamaz. Amacınızı belirlerken niçin ders çalışıyorum ya da niçin ders çalışmalıyım sorusuna mutlaka cevap arayın. Ben bugün ders çalıştığımda nereye ulaşmak istiyorum? Bu hafta neyi halledeceğim? Bu ay hallettiğim şey benim sınavda nerede işime yarayacak veya sınav için ne düşünüyorum yazılılar için. Sonra üniversite için ne düşünüyorum, amacım ne, hangi bölüme girmek. Yavaş yavaş kendimizi de tanıyor olacağız bu dönemde. Niçin çalışmamız gerektiği sorusuna bulacağımız cevap bizim çalışma amacımızı oluşturuyor arkadaşlar. Niçin? Şu sebepler. Niçin? Bu sebeplerden birçok sebebimiz olabilir. Amacımızı tanımlamamız, çalışma isteğimizi artıracağı gibi iç motivasyon kazanmamızı da sağlar. Bu iç motivasyon beraberinde disiplini getirir arkadaşlar. Bu süreçte en önemli kısımlardan bir tanesi disiplin sağlanması. Çünkü buna biz sabır da diyoruz bir taraftan. Uzun süreli bir iş, bir maratona benzetebiliriz bunu. Bu noktada sabır göstermediğimizde yılacağımız, enerjimizi kaybedeceğimiz ve kendimizi amacın dışında bırakacağımız, ders çalışmaktan alıkoyacağımız birçok zaman gelebilir eğer motivasyon ve disiplini sağlayamazsak, yani sabır gösteremezsek. Bu noktadaki bu konudaki en hassas noktalardan birisi bu ve en önemli noktalardan bir tanesi sabır. Ülkeye faydalı olmak, çocuklar için iyi bir gelecek kurmak, topluma saygın biri olmak, her biri bir değer ve bu değerlerde kişide bir amaç oluşturur. Bu amaçlar doğrultusunda hedefler belirleriz. Arkadaşlar bu hedeflerimizi belirlerken kendimizden yola çıkarak hedefler belirlemeliyiz. Kendimiz için ne istiyoruz? Önce bu. Çünkü evet ülkeye faydalı olmak istiyoruz ama kendimizle ilgili bir yerden başlamadığımızda uzak hedefleri çok çabuk bırakabiliriz. Kendimizden yola çıkıp uzak hedeflere doğru gittiğimizde nereden geldiğimizi, ne kadar emek sarf ettiğimizi ve ne kadar alın teri döktüğümüzü sıralı olarak görebiliriz. Bunu bir merdiven çıkmaya benzetebiliriz. Evet, 10. merdiven hedefimiz ama biz 1., 2., 3. merdivene sıralı olarak çıkmalıyız. Bu yüzden amaçlarımızı yakından uzağa doğru belirlemeliyiz. Burada Washington Irving'in bir sözü var arkadaşlar. Burada kontrol etmemiz gereken şey şu aslında. Hedeflerimiz mi var, heveslerimiz mi var? Çünkü eğer heveslerimiz varsa hevesler çabuk söner. Çok çabuk yanar. Bir saman alevi deriz ya, onun gibi. Aniden parlar, bir gaza geliriz. Fakat çabuk söndüğünde bizim işimize yaramaz. Bizim işimize yarayacak olan kısım, az önce bahsettiğimiz sabır, motivasyon ve disiplinle beraber sürekli bir çalışma, hedefe ulaşmanın yolu. Amacımızı belirledikten sonra bir hedef geliştirmemiz gerek. Hedef amaçlara ulaşmak için tanımlanmış bir nokta. Yani o günlük hedeflerimiz, işte haftalık hedeflerimiz, aylık hedeflerimiz. Bugün konunun şu kısmını bitireceğim. İşte, burayı tekrar edeceğim. İşte, bu hafta bu konuyu bitireceğim. Bu ay bu üniteyi bitireceğim gibi. İşte bu dönem bu kadar konu halledeceğim gibi hedefler belirleyeceğiz. Yakın hedeflerden uzak hedeflere doğru
gidebiliriz arkadaşlar. İşte matematik yazılısından iyi bir not almak gibi bir hedef olabilir. Okulu bitirmek gibi bir hedefimiz olabilir. Veya üniversite kazanmak, bölüm kazanmak gibi bir hedefimiz olabilir. İşte nihai hedefimiz de toplamında bir kariyerimizin olması hepimiz için. Mesleki anlamda özellikle bir kariyer belirlemek. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz ölçüde amacımıza yaklaşmış oluyoruz arkadaşlar. Ne kadar hedefimizi gerçekleştirirsek o kadar amaçlarımıza yakınlaşmış oluyoruz. Bu anlamda ulaşamayacağımız hedefler yerine gerçekçi hedeflerimiz olması lazım ki sonrasında hayal kırıklığımız olmasın diyebiliriz. Hedefimiz belli olursa varacağımız yerde başarıyı görebiliriz arkadaşlar. Başarı da her zaman bizi yeni başarılar için mutlaka kamçılayacaktır. Çünkü bu dinamik bir süreç. Yani gittiğimiz yol aslında nihai bir yere ulaşacağız ve orada kalacağız gibi bir hedef değil, bir amaç değil. Bu noktada ulaştığımız yerde yeni bir amaç, yeni bir hedef ortaya çıkacak. Bu süreç ve bu süreci yaşamak önemli olan. Hedeflerimizi gerçekleştirip amacımıza ulaşmak istiyorsak arkadaşlar, önceliklerimizi belirleyeceğiz. Benim için öncelikli olan şey ne? Az önce saydığım o kafeye gitmek mi öncelik? Oturup ders çalışmak mı öncelik? İşte bugün dizi var, onu öncelik, ders çalışmam önce. Bu diğerlerini dışlamak ya da diğerlerinden vazgeçmek değil, sıraya koymak. Önce ders çalışmak, sonra diğer etkinliklerimizi yapmak. İşte önce akademik kariyerimizle ilgili önlemler almak, sonrasında diğer etkinliklerimize devam etmek. Buradaki önceliğimizi belirleyeceğiz. Hayatımızla ilgili sorumluluğu çevremizdekilere veya olaylara bırakırsak çalışmamızı ve başarımızı engelleyecek birçok sebep bulabiliyoruz arkadaşlar. Burada hayatımızın sorumluluğu, ders çalışmamızın sorumluluğu tamamen bizim kendi sorumluluğumuz. Bu anlamda başkası bizim yerimize bu sorumluluğu almayacak. Bu yüzden başkasına o sorumluluğu bıraktığımızda birçok engel bulabiliyoruz. Bu engeller neler? Gelin biraz ona bakalım. Bir gün annemiz babamız bize duymak istemediğimiz bir şey söylemiş olabilir. Yani biz kendimiz sorumluluğu almadığımız o çalışma sorumluluğunu onlara atıp zaten bana olumsuz şeyler söylediler diye bırakabiliriz. Bir gün öğretmenimiz aramızı yorumlayabilir. Bir gün canımız bir şey sıkılmış olabilir. Bir gün havalar içimizi karartır. İşte bugün güneş yok. Kendimi kötü hissediyorum diyebiliriz. Bir gün bizi çekici etkinlikler olabilir. İşte arkadaşlarımız bir yere çağırmış olabilir. Bu anlamda eğer sorumluluğu almazsak bizi oyalayacak, ders çalışmaktan alıkoyacak birçok sebebimiz var. Ve bunlar o an gerçekçi gelen sebepler olacaktır. Ve kendimize göre bunu doldurabiliriz. Siz de şunu yapın arkadaşlar. Sizi engelleyen şeyler neler? Sizi ders çalışmaktan alıkoyan engelleriniz neler? Bunları bir listeleyin ve bunları yavaş yavaş elemeye başlayın. Çünkü önceliklerinizi belirleyeceksiniz ve öncelikleriniz bu anlamda bunları geriye atmanızı sağlayacak. Önceliklerimizi sorumluluk olarak sıralamalıyız arkadaşlar. Ders mi çalışmamız gerek, arkadaşlarla görüşmemiz mi gerek, bunu tekrar etmiştik zaten az önce, televizyon izlememiz gerek, gezmemiz mi gerek. Tüm bu süreçte en önemli noktamız da sınırı bilmek arkadaşlar. Her zaman ders çalışmak değil, her zaman dizi izlemek de değil, her zaman arkadaşlarla vakit geçirmek de değil, her zaman evde hobilerimizle uğraşmak da değil. Bunları sınıra koyup, bir sıraya koyup ders çalışma zamanımızda. Bugünkü çalışmam gereken dersi bitirdiğim zaman bitirdim. Bunun sınırı burası ve daha fazla çalışmamalıyım. Geri kalan etkinliklerimi yapmalıyım. Bugün yeteri kadar oyun oynadım mı? Artık ders çalışma eksiğime döndü. Veya arkadaşlarımla görüşmem mi gerekiyor? Belli zaman diliminde ve belli sınırda olmalı. Her zaman, her an görüşmemeliyim. Hayır diyebilmeliyim. Eğer bir ders çalışmam, diğer sorumluluklarımı yerine getirmem gerekiyorsa. Ve ön yargılarımızı kırmalıyız arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi Türkiye'deki hiçbir sistem emeğin dışında bir sistem değil. Tamamen emeğimize dayalı, tamamen ne kadar çalışırsak, ne kadar dirsek çürütürsek, ne kadar sabır gösterirsek o kadar başarılı olacağımız bir sistem. Bu yüzden bir işe ya da eyleme başlarken birçok şey zor görünebilir. Zor olan yapmamız gereken faaliyet mi yoksa
onu başarma konusundaki önyargılarımızın bunu belirlemeliyiz. Ve kendimiz yapacaklarımız konusunda denemeliyiz. Yani ben şu konuyu sevmiyorum. O konuyla ilgili çabamız olmadığı için uzaklaşıyoruz ve uzaklaştıkça daha çok sevmeye başlıyoruz. Oysa ne demiştik en başta? Bizim bildiğimiz şey zaten bize bir şey kazandırmayacak. Bize kazandıracak olan şey bizim problem olarak gördüğümüz, yapamadığımız ve halletmemiz gereken konular. Ve bu noktada önyargılarımızı kırıp bütün konuların bize lazım olan, çalışmamız gereken sınavlarda sorumlu olduğumuz kısımlara aynı özeni göstermeliyiz. Zamanımızın ve yaşamımızın kontrolünü elimizde tutmalıyız arkadaşlar. Gün sadece bugün elimizde, yarını bilmiyoruz. Geçmişi de getiremeyeceğiz. Bu yüzden bizim günlük yaşamımızın düzensizliğinin en büyük sebebi bu zamanı iyi yönetememiz. Bu anlamda zaman yönetimini daha sonra ayrıntılı zaten konuşacağız ama verimli ders çalışmanın içerisinde buraya değinirsek zamanı bölün arkadaşlar. Mutlaka neye ne zaman ayıracağımızı bilelim ve bununla ilgili o zaman ne yapıyorsak, mesela ders çalışıyorsak tamamen derste olalım. Bir kafede oturuyorsak tamamen orada olalım. Bir arkadaşımızı dinliyorsak tamamen arkadaşımızı dinleyelim. Yoksa diğer türlü şu oluyor. Ders çalışırken aklımız arkadaşımızda oluyor. İşte arkadaşımızı dinlerken, onunla keyifli vakit geçirirken aklımıza yapmadığımız ödevlerin rahatsızlığı oluyor. İşte gece uyuyacağız. Bugün yerine getirmediğimiz sorumluluklar oluyor ve bu anlamda aslında zamanı bölmeyip paramparça ediyoruz ve birbirinin içerisine geçiyor. Bu da bizim verimimizi azaltıyor. Bu yüzden bir zaman planlaması yapmalıyız. Öğrenme zihinsel hazırlığı sağlarken arkadaşlar konsantrasyonu sağlamaktan bahsedeceğiz. Burada tam olarak ne öğreneceğiz? Bu öğrenmedeki amaç nedir? Bu konuyu en iyi nasıl öğrenebilirim ve nereden başlamalı ve nerede bitirmeliyimin cevaplarını bulmalıyız önce konsantrasyon için. Bunlar belli olursa o günümüzün adı belli olur. Yani ben şunu öğreneceğim. Bunu öğrendiğimdeki amacım şu. Benim öğrenme şeklim bu şekil. Okuyarak, ödev çıkararak veya altını çizerek vesaire vesaire. Ve konunun başlangıç yeri, bitiş yeri burası diye devam edeceğiz. Motivasyon oluşturmak arkadaşlar. Bizim bir şey yapmamızın nedeni olan hedef için harekete geçmek aslında motivasyon. Olmasını beklerken ne kadar çok istersek bir şeyin olmasını, o iş bizim için o kadar zor olmaktan çıkar. Ve diğer taraftan başarılarımızın nedeninin yetenek olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı. En önemli etken bu anlamda, motivasyon açısından da çabamızın olduğunu bilmek. Biz çok yetenekli olabiliriz fakat bu bizim potansiyelimizle ilgili bir kısım veya üstün zekalı olabiliriz ama bu bizim potansiyelimizle ilgili bir kısım ve bunu emeğe dönüştürmediğimizde, çabaya dönüştürmediğimizde asla işe yaramayacağını bilmeliyiz. Hayallerimizin gerçekleşmesini gereksiz bahanelerle ertelememeliyiz arkadaşlar. Soruların zorluğu, yeteneksizlik, çalıştığımız yerlerden soru gelmemesi, yeterince çalışmamış olmamız, o gün kendimizi iyi hissetmiyor olmamız, şansımızın iyi gitmemiş olması, bunlar sadece bizim yapmadığımız veya yapamadığımız kısımlar için uydurduğumuz bahanelere giriyor. Çünkü söylediğimiz gibi yeteneksizlikle ilgili bir durum değil, bu emekle ilgili bir durum. Çalıştığımız yerlerden soru gelmemesiyle ilgili bir durum olduğunu söylüyorsak demek ki tam çalışmamışız demektir. Çünkü bizim tamamen sorumlu olduğumuz konuların hepsi belli. Başı belli, sonu belli, konu sayısı belli, çıkabilecek muhtemelen soru sayıları belli. Bu anlamda tamamına zaten çalışmalıyız o sorumlu olduğumuz alanın. Yeterince çalışmamış olmamız arkadaşlar, bu ya hep ya hiç bir süreç değil. Sınavlar, bizim hayatımız veya akademik yolu. Burada hedefimiz evet 10 olabilir ama biz 5'e kadar çalışmışsak, bırakıp zaten ben yeteri kadar çalışmadım deyip elimizdeki 5'ten de olmamalıyız. Yani ya 0 ya 10, işte aradaki 5'i kabul etmiyorum gibi bir durum olduğunda aslında 5'in 0'dan çok daha değerli olduğunu, aslında yolun yarısını almış olduğumuzu göz ardı ediyoruz. Yeterince çalışmamış olduğumuzu söylediğimizde. Ne kadar çalışmış olursak, ne kadar emek sarf etmiş olursak onun zaten karşılığını mutlaka alacağız. Bunu görmemiz açısından önemli.
Kendimizi iyi hissetmiyor olmamız, evet bazen iyi hissetmiyor olabiliriz. Bu anlamda o gün yolunda gitmeyen şeyler olmuş olabilir. Fakat az önce söyledik ya, o ayırmaları bu anlamda yapmalıyız. Akademik kısımdaki ayırmayı hayatımızın diğer alanından yapıp, şu an işim bu ve buna odaklanmalıyım sağlamalıyız. Ve bizim şansımıza değil, tamamen emeğimize dayalı bir sistem olacak. Anderson, insan bir şey ciddiye alarak istemeyen görsün, hiçbir şey aşılamayacak kadar yüksekte değildir der. Çünkü bizim elimizde olan şey, ulaşabildiğimiz şey, mutlaka gerekli çabayı gösterdiğimiz şey oluyor ve dünyaya baktığımızda ulaşmak istediğimiz hedeflere ulaşan insanları görme konusunda örneklerimiz de var ve bu anlamda demek ki birileri buraya ulaşabiliyor ve bunun başlıca yolu istemek ve bu noktada hedefler doğrultusunda yeterli çabayı göstermek. Bir şey arkadaşlar en başta zor gelir. Bilmediğimiz belirsizlik bu noktada henüz çabalamaya başlamadığımız yer bizim için zor gelebilir. Bu anlamda başta zor olacak tabii ki. Fakat çalıştıkça, alıştıkça, sabır gösterdikçe çok daha zor işleri çok daha kolay hallediyor olacağız. Bu anlamda biz aslında daha zor işleri hallediyoruz. Baştakinden çok daha büyük işleri hallediyoruz. Buradaki değişen şey bizim çalışmamız, çalışma azmimiz, sabrımız ve motivasyonumuz. Bu anlamda her şey zor gelebilir. Burada bırakmamamız ve üzerine devam etmemiz. Çünkü devam etmeden asla başaramayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar, son olarak şunu söyleyebilirim. Ben şuna inanıyorum bireysel olarak da, profesyonel olarak da. Hedeflerinize mutlaka ulaşacaksınız. Ne hedef koymuş olursanız olun. Çünkü hedef dediğimiz şey, uğruna gerekli çabayı gösterdiğimiz şey aslında hedef. Mesela bir şeyi almak için para biriktirmemiz bir hedef ve eğer biz para biriktirmiyorsak aslında orayı hedeflemiyoruz demektir. Bu anlamda hedef o gereken çabayı, gereken birikimi sağlamamız. Bu anlamda hedefiniz ne olursa olsun, sınırınızı nereye koyarsanız koyun, nihai amacınız ne olursa olsun mutlaka hedefinize ulaşacaksınız. Fakat bunun hedef mi yoksa heves mi olduğunu kontrol edip hedef olduğundan mutlaka emin olun arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum ve iyi çalışmalar.